Dilerseniz diğer sunuma geçebiliriz. Emre Hocam'ın, Emre Soy, Uluslararası İlişkiler ve Mesleki İngilizce Öğretimi Hazırlık Zorunluluğu Olmayan Seçmeli Bir Deneyim isimli başlıklı sunusuyla bizimle birlikte olacak. Emre Hocam, buyurun. The floor is all yours. Merhaba, teşekkür ediyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım kısaca. Doktor öğretim üyesi Emre Baysoy, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Uluslararası İlişkiler bölümündeyim. Benim aslında bir deneyim paylaşmak istedim. Ben hani bölümüm dışında, alanım dışında ilk defa bir kongreye katılıyorum. Ve dünden itibaren, ilk başlangıcına itibaren de çok büyük hem zevk aldığımı hem de çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Ve bir daha eğer yani ben katılımcı olmasam bile Ejder kongrelerini kaçırmayacağım yani. Onu baştan belirtmek istiyorum. Şimdi, biz de çok mutlu olduk bu düşünceleriniz için. Sağ olun hocam. Her zaman bekleriz. Teşekkürler. Şimdi ben tabii uluslararası ilişkiler bir İngilizce hani öğretmeni olmadan bir mesleki İngilizce dersi deneyimim oldu. 5 dönem üst üste. Artık son zamanlarda veremedim ama oradaki daha çok deneyimlerimi paylaşmak istedim. Ve orada ne yaptık, nasıl bir strateji izledim ve nasıl bir sonuçlar aldık. Bunları hem paylaşmak istiyorum. Şimdi yani biliyorsunuz bizim ülkemizde bir tartışma var. %100 eğitimi İngilizce konusunda. Yoksa karma eğitimi %40 İngilizce. Hocam sunumunuzu isterseniz hemen açın. Çünkü kısıtlı zamanımız var. Hani katılımcılar oradan da görebilirler. Ben o prezentasyon yapmayacağım o şekilde. Sadece birkaç fotoğraf göstereceğim. Notlar. Peki, tamam hocam. O yüzden. Tamam. Karma mı olacak? Bu farklı bir tartışma. Şimdi buna girmeyeceğim ama bizim bölümümüzdeki durum şu şekilde. Derslerimiz Türkçe ama mesleki İngilizce dersi 2. sınıfın ilk döneminden 4. sınıfın son dönemine kadar her dönem zorunlu. Ve hazırlık konusuna geldiğimizde de hazırlık da seçmeli. O yüzden seçmeli bir deneyim başlığını taşıyor. Yani öğrenci ister hazırlık okuyup geliyor ya da hiçbir İngilizce okumadan, altyapısı almadan bu mesleki İngilizce dersini almak zorunda. Şimdi bunun açıkçası bir çelişki gibi görünmesine rağmen ben bunu bir fırsat olarak değerlendirdim. Onu söylemek istiyorum. Yani çünkü hani bir sınıfın düzeyi nedir? Hani nasıl bir acaba metinlerin işte düzeyi nasıl olacak diye düşünürken ben şu şekilde bir yol izlemeyi düşündüm ve açıkçası hani verim aldığımı söyleyebilirim. Bir kere dedim sınıfa da biz bu derste gramer, tense gibi konulara girmeyeceğiz. Zaten hani o benim eğitimini aldığım bir iş de değil yani ben İngilizce öğretmeni de değilim. Burada yapacağımız daha çok metnin anlamını bulmak. Ve burada benim en büyük karşılaştığım sorunlardan bir tanesi ilk başta tabii ki bir bu aslında çok bana anlamsız geliyor. Bu İngilizce veya yabancı dile karşı bir direniş var. Yani zaten hani öğrenci geldi zaten böyle bir şeyle ön yargıyla geliyor. Burada hani bunu bir kere bir aşmaya çalıştım. Biraz daha acaba cazip hale, merak uyandırıcı bir hale nasıl getirebilirim? Yararlarını tabii ki yani söylemeye bile gerek yok ama yine vurgulamak da gerek oluyor. Bir kere bununla ilk sorun buydu. Zannediyorum herkesin başına gelen bir şeydir bu. İkinci sorun ise ben normalde sözlükleri çok severim. Yani bir sözlük gördüğümde bile normalde hani böyle iyi hissettirir bana. Ama bu süreçte bu sözlükler neredeyse bu en büyük sorun oldu. Çünkü herhangi bir metin verdiğimde biz şunu yapıyorduk. Ben çeşitli metinler buluyordum uluslararası ilişkilerle ilgili, tarihle ilgili vesaireyle ilgili. Ve bu metinleri bir sayfa okuyorduk. Ama buradaki öğrencinin hemen ilk şeyi eğilimi bir metin verilir verilmez hemen sözlüğü açıp daha ilk sözcükten başlayarak bunları sıralamaya çalışıyordu. Yani bunu hani yapmayın zaten bütün dersler bunun mücadelesiyle geçiyordu açıkçası. Hani sözlükten kurtulduk bu sefer bu aplikasyon uygulamalar başladı. Orada çaktırmadan hatta sesli yapmaya çalışıyorlar falan. Ama bunun yani olmayacağını, olamayacağını ki mesleki İngilizce'de özellikle çünkü terimlerden bahsediyoruz, kavramlardan bahsediyoruz. Her bir terimin bir bağlamı var. Hatta bir yani tarihsel de bir bağlamı var. Yani örneğin birkaç örnek verebilirim. Şimdi bizim uluslararası işlerde hiç girmeyeceğim merak etmeyin ama iki ana paradigmamız var. Bir idealizm, bir realizm. Şimdi bunu siz sözlüğe bakıp da idealizm diye baktığınız zaman
bizimkine hiç anlamsız oluyor. Saçma ya. Google Translate'ten daha da bir acayip hale geliyor. Realizm, gerçekçilik diye baktığımız zaman o da tam şey. Hani hayattaki gerçekçiliktir. O bir paradigm. Yani bir teoriler silsilesi. Onun hani teknik boyutu var vesairesi boyutu var. Bunlarla işte devamlı mücadele edip bunun böyle olmayacağını, hatta bazı eğlenceli benim açımdan, yani benim tek eğlencem o derse bir yerde oydu. Şeylerle karşılaşıyorduk. Mesela Great Power'ı harika güç diye çeviren arkadaşlar oldu. Bunu biraz daha şey yapmak için söylüyorum. Yani bu kendileri de yani görmesine rağmen, ama sonuç itibariyle çok fazla vaktinizi almayayım. Bunu kırabildiğimizi düşünüyorum. Ve ben bunu bir oyun haline, bir bulmaca çözme haline, bu tersi bırakın, hemen emizarlar bile çevriliyor. Hatta size birkaç örnek şimdi acaba yapabilirsem göstermek istiyorum. Sanırım olmayacak. Programdan çıkmam gerekiyormuş. O yüzden kusura bakmayın. Yani göstereceklerim öğrencilerin notlarıydı. Bizim metinlerde hani ilk baştan başlanmış, sözcük sözcük yazılıyor. İşte şu falan. Daha sayfanın ama yarısına gelmeden, hatta paragrafın sonuna gelmeden bundan vazgeçilmiş. Çünkü orada arkadaş ölmüş. Yani şey olsun diye. Çünkü ya bu olabilecek bir şey değil, mümkün bir şey değil. Kaldı ki hani öğretici bir şey de değil. Siz devamlı o sözlük fırtınasına diyelim, sözlüğe bak, devamlı metne sözlüğe bak. Bu zaten hakikaten yani kimse için yapılabilir bir şey değil. Yani bunlar ama ben aşabildiğimizi düşünüyorum. Sonuçta bunun tabii ki hani ne kadar başarılı oldu. Bunu öğrencilerin hangisi bir alışkanlık haline getirdiyse, hakikaten bu bir İngilizce dersi mantığından çıkartıp da bir haber okuma işte haline getirdiyse, onlar başarılı oldular. Ya yani görüyorum, çünkü bizim mezunlarımızdan da yani yurt dışında yüksek lisansa gidenler oldu. Ondan gurur da duyuyorum. Tabii ki hani bunu şey yapar, rezist edene de yapılacak hiçbir şey yok. Yani psikolojik olarak da, duygusal olarak da. Bu yabancı dil korkusunu, kısacası hani toparlam gerisi çok uzatmayacağım dediğim gibi. Hani şunları söyleyeyim. Bir kere bir metin aldığımızda ben bütünü görmelerini çalışıyordum. Aldın, kaç paragraf var, şöyle bir arkasına bak, metnin sonuna bak. Hemen okumaya başlamayın. İlk paragraf ilk cümlesine bakın, bir son cümlesine bakın. Yani metinle önce bir gezinin. Hemen hani tabiri caizse haldır uldur okumaya başlamayın. Veya hemen anlamaya çalışmayın. Veya anlamadım demeyin diye. Bunları hemen yaptık ve sonunda ben bildiğiniz bir Amerikalı profesörün uluslararası işler alanında yazdığı bir paragrafı, makalesinin, bilimsel makalesinin paragrafını verdiğimde yapabildiklerini gördüler. Ki söylemedim onlara. Hani bir profesör oldu. Sonra da hoşlarına gitti tabii. Biz yapabiliyormuşuz diye. Bu bütünü görmek, hani toparlarsak, bu paragraflara bakmak, anlamadığını geç. Biz üniversite zamanımızda, üniversite yazılırken böyle bir espri vardı. Hani yapamadığını geç, sonra yaparsın gibi. Yani biz aynı şekilde öyle. Anlamadıysan geç. Bir yerden yakalarsın. Mantığını ben vermeye çalıştım öğrencilerime. Umarım başarılı olmuşumdur. Ben öğrencilerimi de çağırdım ama herhalde katılamadılar veya nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Çünkü onların geri dönüşleri de önemliydi, paylaşımları da önemliydi. Bu çalışma aslında sadece İngilizce eğitim açısından değil. Ben orada dersimi işliyordum. Çünkü kavramların hani sözlük anlamı dışında bağlamlarını da anlama. Dediğimiz gibi teorik kavramsal çerçevelerinde anlama gibi, ki bazı sözcüklerin de terimlerin de mesela Türkçe karşılığı yok. Bu başka bir sorun bizim genel bence. Mesela overlay diye bir kavramımız var. Yani şimdi sözlüğe baktığınızda bu herhalde örtülemek diye geçer. Ama halbuki bunun yani Soğuk Savaş döneminde iki çatışmaların örtülenmesi, bastırılması anlamında çok spesifik bir anlamı var. Şimdi bu sözlük kullanımı burada da dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Sizlerin görüşleri benim için de çok önemli. Sizlerin dönüşü, hata yapmışsınız hocam, yanlış yapmışsınız, şöyle yapsaydınız hani taktik olarak diye. Gerçi artık dersi vermiyorum ama benim için de yine bir deneyim olur. Teşekkür ediyorum.
Evet, teşekkür ederiz Emre Hocam. Bu da değişik bir sunum oldu bizim için. Deneyim paylaştığınızı söylediniz. Bir soru cevap var mı diye bakıyorum ama soru var mı diye bakıyorum ama bir gelen soru yok. Biraz bekleyebiliriz. Katılımcılarımızdan, dinleyicilerimizden herhangi bir soru varsa alabiliriz. Emre Hocam'a yöneltilecek. Hocam'a galiba. Emre Hocam, sizin alanınız nedir? Uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler ama siz mesleki dil eğitimi dersinde veriyorsunuz. O zaman açısından işte biz yeni kurulan bir bölümüz. Bizim de fazla dersimiz yoktu o zaman. Ben buna talip olmuştum. Hı hı. Yani şimdi tabii artık ona mümkün değil yani dersler sınıflar arttıkça. Ama her dönem 2-3-4'lerin İngilizcesine hem ilk dönem hem ikinci dönem 3-6-9 saat bu mesleki İngilizceye zaman harcadım. O yüzden hani biraz bekledim de. Yani hiç açıkçası yani külfet olarak da görmedim. Bir sıkıntı olarak hani sıkıntı falan dedim başta ama o anlamda değil. Ya ben bundan zevk aldım. Yani bu bir challenge olarak gördüm. Ve sonuçların da hani iyi olduğunu içim rahat yani o anlamda. Hani öğrencilerin verim alması açısından. Hı-hı. Bu şekilde. Peki sorusu olan var mı? Ulus Hocam'ın bir sorusu var. Hemen alalım. Buyurun hocam. Hocam bu deneyimleriniz sonrasında sizce bir yabancı dil öğretmeni olmanın, Türkiye'de bir yabancı dil öğretmeni olmanın en büyük iki zorluğu nedir? Kısaca deneyimlerinize göre. Çünkü öğretmenlik mesleği de malumunuz ülkemizde pek takdir gören bir meslek değil. Tabii ki her meslek grubu kendine özel sağlıkçılar, güvenlik kuvvetleri ayrı tutuyoruz. Ama öğretmenlik mesleği de belki bunlar arasında bir tık daha yukarıda diye düşünüyorum ben. Ama toplumda ne bileyim diğer mesleklerde olduğu gibi meslek koruma kanunu gibi şeylerle korunmuyor. Turist rehberleri için var. Mesela formasyon alıp hemşire olamıyoruz gibi. Siz de alan dışı bir öğretim üyesi olarak bu deneyimi yaşamışsınız. Çok kıymetli deneyimler oldu eminim. Sizce en büyük iki zorluk neydi? Kısaca alabilir miyim vaktimizi de çok çalmadan? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başta söylediğim gibi bir kere bu yabancı dile karşı olan ön yargı. Yani siz neredeyse yani hani hap gibi verseniz hani bu Matrix'teki gibi yüklenecek derseniz istemeyecek yani. Öyle bir şey var. Bu ikincisi de bu şu biraz önce söylediğim alışkanlıklar. Yani bu İngilizce öğrenmek veya bir yabancı dil öğrenmek sanki sözcük öğrenmekle eşleştirilmiş durumda gibi. Yani o bağlam, işte vurgulamaya çalıştım, o bağlamın, o kontekstler önemli, tarihsel nereden çıkmış bu farklı anlatımlar. Yoksa işler çok karışıyor. Mesela bizim uluslararası ilişkiler, yani kusura bakmayın alanım olduğu için ister istemez oradan örnek verebiliyorum yani. Mesela anarşiktir uluslararası ortam. Şimdi biz günlük hayattaki anarşi kelimesiyle bunu düşünürsek, çok bambaşka yerlere gideriz. Yani o günlükteki şeyle. Bunun bir teknik bir boyutu var. İşte asıl benim hani mücadelem bununla oldu. Bu ön yargılarla oldu. Ha ben şeye zorunlu bırakmadım. Derse devamlılığı. Yani bunu gerçekten isteyen olsun, yapsın dedim. Çünkü o hani o direnci sınıfa da yaymasını istemedim. Gerçekten o hevesliler bu işi yapacaklar diye. Hani tabii ki %100 başarı sağlanamadı. Yani bazısına yapabilecek bir şey yok. Ama yani burada bir kişiyi bile bu böyle bir durum. Çünkü bizim öğrencilerin çoğunun İngilizce altyapısı yok. İlk defa burada işte veya hazırlık okuyup gelmiş ama öyle bir haşır neşirliği pek yok. Ve kafada da böyle başka yerde tuttuğu için, kendi dışarı tuttuğu için asıl en büyük sorunlar bunlar diyebilirim. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Emre Hocam. Evet, gelelim sıradaki sunumumuza. Sıradaki sunumumuz...